Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz kirişlerde yaylı yükler. Sorumuz, şekildeki gibi yüklenmiş ve mesnetlenmiş olan kirişin mesnet tepkilerini hesaplayınız. Evet, elimizde bir kiriş var. Tekil yüklerle, yaylı yüklerle ve bir kuvvet çifti momenti ile yüklenmiş. A mesnedi sabit mesnet, B mesnedi tekerlekli mesnet. İki tane mesnetle de mesnetlenmiş. Mesnet tepkilerini bulmamız isteniyor. A mesnedi sabit mesnet olduğu için iki bilinmeyen var. B mesnedi tekerlekli mesnet olduğu için orada da bir bilinmeyen var. Dolayısıyla toplamda 3 bilinmeyen var. Düzlemde denge problemlerinde en fazla 3 bilinmeyen çözebiliriz. Buradaki bilinmeyen sayısı da 3 olduğu için bu problemi çözebiliriz. Kirişin dengesini inceleyerek. O halde kirişin serbest isim diye aramını çizelim. Önce eksenleri seçelim. X ekseni yatay ve sağa doğru pozitif olsun. Kirişin ekseniyle çakıştıralım. Y ekseni de yukarı doğru pozitif olsun. A mesnedi sabit mesnet. Dolayısıyla herhangi bir doğrultuda, herhangi bir yönde tepki kuvveti doğabilir. Yani A mesnedindeki tepki kuvvetinin hem X bileşeni hem de Y bileşeni olabilir. Eğer yük yoksa X bileşeni ve Y bileşeninden birisi doğmayabilir. Fakat hem X doğrultusunda hem de Y doğrultusunda yükler var. Dolayısıyla ikisi de doğar görüyoruz. AX'in sağa doğru olduğunu görüyorum. Nasıl görüyorum? Çünkü 20 kN'luk 30 derece açılı yükün X bileşeni sola doğru. Dolayısıyla onu dengeleyebilmek için AX'in sağa doğru olması lazım. Başka da X bileşeni olan kuvvet gözükmüyor zaten. AY'nin de yukarı doğru olduğunu tahmin ediyorum. Eğer bu kuvvetlerin yönlerini tahmin edebilirsek ederiz, edemiyorsak rastgele seçeriz. Geçelim B mesnedine. B mesnedinde ortaya çıkacak tepki kuvveti kesinlikle bu şekilde olur. Başka türlü olması mümkün değildir. Dayanma yüzeyine dik bir kuvvet doğar. Tekerlekli mesnette yatay bileşen kesinlikle doğmaz. Tek bileşen doğar. Dolayısıyla bilinmeyen sayısı bir tanedir. Buradaki kuvvetin yönü kesinlikle böyle fakat sadece şiddetini bilmiyoruz. Bir bilinmeyen var. Geçelim yaylı yüklerin yerine tekil kuvvet yerleştirmeye. Denge denklemlerini yazarken yaylı kuvvetlerin yerine tekil kuvvetler yerleştirerek yazarız. Yaylı kuvvetleri tekil kuvvetlere dönüştürerek işlem yaparız. Bir tekil kuvvet yaylı yükün statik olarak eş değeridir. Dış kuvvetler değişmez. Yaylı yükün yerine tekil kuvvet uyguladığımız zaman dış kuvvetler değişmez, mesnet tepkileri değişmez. Mesnetlerde aynı tepkiler doğar. Fakat iç kuvvetler değişir. İç kuvvetlerin değişmesi istenmiyorsa tekil kuvvet yaylı yükün yerine geçmez. Mesela yaylı yük uygulandığı zaman ortaya çıkan kesit tesirleri yaylı yük yerine tekil kuvvet uygulandığı zaman ortaya çıkmaz. Farklı kesit tesirleri ortaya çıkar. Ama burada biz sadece mesnet tepkileriyle ilgilendiğimiz için, kesit tesirleriyle ilgilenmediğimiz için yaylı yükün yerine tekil kuvvet yerleştireceğiz, yerleştirebiliriz. Soldan başlayalım. 20 kN metrelik 4 metre genişliğinde bir yaylı yük var elimizde, düzgün yaylı yük. Bu yaylı yükün bileşkesi yani yerine geçecek tekil kuvvet yaylı yükün alanına eşittir. Bileşkenin şiddeti 80 kN'dur. Taban çarpı yükseklik 20 çarpı 4 metre, 20 kN bölü metre çarpı 4 metre 80 kN yapar. Tekil kuvvetin tesir çizgisi yaylı yükün geometrik merkezinden geçer. Alanın geometrik merkezinden geçer. O da tam ortadan geçer düzgün yaylı yük olduğu için. A noktasından geçen bir tesir çizgisine sahiptir. Geçelim yanındaki küçük parçaya, 1 metrelik parçaya. Onun da yüksekliği 10 kN bölü metre. 10 çarpı 1, 10 eder. Demek ki bunun bileşkesi 10 kN'muş. Tesir çizgisi yine düzgün yaylı yük olduğu için alanın geometrik merkezinden yani tam ortasından geçer. Devam edelim. Üçgen yaylı yük. Bakalım üçgen yaylı yüke. Üçgen yaylı yükün alanı taban çarpı yükseklik 3 çarpı 10, 30 bölü 2, 15. Demek ki tekil kuvvetin değeri şiddeti 15 kN. 15 kN nereye uygulayacağız? Üçgenin geometrik merkezine. Üçgenin geometrik merkezi de sağ taraftan 1 metre uzaklıktadır. Geçelim 10 kN metrelik düzgün yaylı yüke. O da 2 metre genişliğinde bileşkesi alana eşittir. Alan 2 çarpı 10 yani 20 kN. Geometrik merkezden geçen bir kuvvet yerleştiririz. En sağdaki
30 derece eğimli 20 kN'luk kuvvetin yerine X ve Y bileşenlerini koyalım. O kuvveti kaldıralım. Yerine X ve Y bileşenlerini koyalım. İki dik bileşeni ayıralım. X bileşeni 20 çarpı kosinüs 30, Y bileşeni 20 çarpı sinüs 30. Evet, serbest cisim diyagramını böylece tamamlamış olduk. Denge denklemlerini yazarak bilinmeyenleri, mesnet tepkilerini bulabiliriz. Toplam Fx eşittir 0 denkleminden Ax'i buluruz. Ax eksi 17.32 eşittir 0. 17.32 kilonewtonluk kuvvet sola doğru olduğu için onun x üzerine iz düşümü negatiftir. Buradan Ax 17.32 kilonewton elde edilir. Ax'i bulduk. Geçelim diğer kuvvetleri bulmaya, diğer mesnet tepkilerini bulmaya. A noktasına göre moment alarak B mesnet tepkisini bulabiliriz. A noktasına göre moment alalım. Bütün kuvvetlerin A noktasına göre momentlerini toplayıp sıfıra eşitleyelim. Tabii moment alırken, momentleri toplarken bazıları saat yönünde, bazıları ters yönde, bunların yönlerinden kaynaklanan işaretleri biz seçeceğiz, biz belirleyeceğiz. Saat yönüne ters yönde döndüren momentleri pozitif, saat yönünde döndüren momentleri negatif alacağız. Şimdi moment almaya başlayalım. En soldan başlayıp sağa doğru gidelim. Soldaki 20 kilonewtonluk kuvvetin A noktasına göre momenti 20 çarpı 3 kilonewton metredir. Moment kolu 3 metre şeklinde görülüyor. Devam edelim sağa doğru. Sağa doğru devam ederken 80 kilonewtonluk kuvvet AX ve A'ya A noktasından geçen kuvvetler. Dolayısıyla o 3 kuvvetin hiçbirinin A'ya göre momenti olmaz. Onların momenti sıfırdır. Bir şey yazmaya gerek yok. Geçelim 10 kilonewtonluk kuvvete. Sağa doğru devam ediyoruz. 10 kilonewtonluk kuvvet A noktasına göre saat yönünde bir moment oluşturur. Moment kolu da 2,5. Dolayısıyla onun momenti eksi 10 çarpı 2,5. Devam edelim 90 kilonewton metrelik kuvvet çifti momentine. Burada da kuvvetler var. Bu her ne kadar moment sembolüyle gösteriliyorsa da burada iki tane kuvvet var. Kuvvet çifti var. Ne dedik? Bütün kuvvetlerin A noktasına göre momentlerini alacağız dedik. İşte buradaki iki kuvvetin momentini A noktasına göre momentini alacağız. Buradaki iki kuvvet, kuvvet çifti olduğu için bütün noktalara göre momenti aynıdır. 90 kilonewton metredir. Şekildeki gösterilen noktaya uygulanmış ama bu kuvvet çiftinin A noktasına göre momenti de 90 kilonewton metredir. B noktasına göre de aynı momenti oluşturur. Dolayısıyla hiçbir uzunlukla falan çarpmaya gerek yok. Olduğu gibi alıp denge denkleminde yerine yazıyoruz. Devam edelim. 15 kilonewtonluk kuvveti inceleyelim. 15 kilonewtonluk kuvvetin moment kolu 8 metre. 15 kilonewtonluk kuvvetin momentinin yönü de saat yönünde. Dolayısıyla negatif 15 çarpı 8, eksi 15 çarpı 8 kilonewton metrelik bir moment oluşturur. Devam edelim B kuvvetine geçelim. B kuvvetinin A noktasına göre momenti pozitif yönde, saat yönüne ters. Dolayısıyla pozitif B çarpı 9 metre. Moment kolu da 9 metre. Devam edelim. 20 kilonewtonluk kuvvete geçelim. 20 kilonewtonluk kuvvetin moment kolu 10 metre. Momentinin yönü saat yönünde, dolayısıyla negatif. Eksi 20 çarpı 10. Devam edelim. 10 kilonewton çarpı 11 metre. Onun moment kolu da 11 metre. Momenti de saat yönünde, dolayısıyla eksi 10 çarpı 11. Son olarak 17.32 kilonewtonluk yatay kuvvetin momentini yazacağız. Onun da momenti A noktasına göre momenti saat yönüne ters, dolayısıyla pozitif. 17.32, moment kolu da 1,5. Dolayısıyla momenti artı 17.32 çarpı 1,5. Bütün momentleri aldık, topladık, sıfıra eşitledik. Burada bilinmeyen sadece B var. B kuvvetinin şiddetini buradan çeker buluruz. B eşittir 31 kilonewton. Şimdi son olarak AY kuvvetini bulalım. Toplam F'ye eşittir 0 denkleminden AY'yi bulalım. Bütün kuvvetlerin Y eksenine iz düşümlerini toplayıp sıfıra eşitliyoruz. Soldan başlayıp sağa doğru gidelim. 20 kilonewtonluk kuvvet, en soldaki 20 kilonewtonluk kuvvet Y'ye iz düşümü kendine eşit ama eksi yönde. Eksi 20, 80 de öyle, eksi 80. AY artı AY, 10 kilonewton eksi yönde, 15 kilonewton, 20 kilonewton, 10 kilonewton hepsi eksi yönde. Sadece AY ve B kuvveti pozitif. Yukarı doğru olduğu için onların iz düşümleri artı. Bunların hepsini toplayıp sıfıra eşitliyoruz. Burada bilinmeyen sadece AY var. Buradan AY'yi çekiyoruz. AY eşittir 124 kilonewton elde ediyoruz.
Hoşça kalın.